Evet arkadaşlar, dahiliye birinci fasikül şimdiye kadar çıkmış sorular ve benzer şekilde çıkabilecek sorular üzerinde dersimize başlayalım. Önce hematopoaz ile alakalı çıkmış sorular. Multipotent kök hücreye etki eden büyüme faktörü kimdir? Ana kök hücreyi etkileyen büyüme faktörü interleukin 3 ve en geniş spektrumlu büyüme faktörüdür biliyorsunuz interleukin 3. Benzer şekilde çıkan bir başka soru. Hematopoazda eozinofilik seriyi uyaran büyüme faktörü kimdir diye dahiliyede çıkmıştı. Interleukin 5. Miyeloid kök hücreden eozinofil oluşumunu etki eden diferansiyasyon da önemli faktör. İnterleukin 7'yi bekliyorduk. O da çok yakın zamanda geldi. Lenfositlerin T lenfosit ve B lenfosit şeklinde ayrışmasını sağlayan büyüme faktörüdür. Lenfoid kök hücreden T lenfosit ve B lenfosit oluşmasını sağlar. Evet, bu noktada şimdi beklediğimiz bir de trombositler seriye etki eden. Hematopoezde megakaryositik seriye uyaran trombosit oluşumunu tetikleyen büyüme faktörü kimdir? Trombopoetin diye sormazlar, basit olur. Bu da beklediğimiz interleukin 11 arkadaşlar. Evet. Anemilerle alakalı sorulara bakalım şimdi. Anemi ayırsanız öncelikle bakılması gereken parametre nedir diye sormuşlardı bir vaka üzerinden. MCV. MCV'ye göre mikrositler, normositler, makrositler diye 3 ayırıyorduk. Bir de retikülosit. Retikülositoz varsa işte o da hemolitik anemi lehine olan bir bulgudur. Bunları çok ayrıntılı konuşacağız şimdi. Hemogram parametrelerinde önemli ipuçlarından bir tanesi MCHC. Özellikle MCHC verildi. Normali %33, %30 arası falandır. %34 veya %36 rakamları ve bu rakamların üzerinde verirlerse arkadaşlar, yani %34, 36 ve üzerine çıkacak kadar büyük bir MCHC değeri verirlerse öncelikle hereditar sferostoz düşünmek lazım. Eritrosit dağılım aralığı veya RDW, Red Cell Distribution with eritrositlerin boyut farklılığını gösterir. Normalde %11 tire %14'tür. Yani eritrositler arkadaşlar %11, %14 civarında birbirlerinden boyut farklılığı gösterebilirler. Bu RDV artmışsa, %14'ün üzerine çıkmışsa eritrosit boyut farklılığı gelişmiş. Ve buna periferik yayma terminolojisi olarak anizostoz deriz. Anizostoz mesela demir eksiklenmesinde olur. Yani RDV artar. Konuşacağız ileride, sorudur. Talasemilerde özellikle hafif ve orta formlarında talasemilerin RDV artmaz. RDV normaldir. Biliyorsunuz demir eksikliği de mikrositler. Talasemiler de mikrositler anemi yapar. Demir eksikliğinde RDV artar. Talasemilerin hafif orta formlarında RDV normaldir. Beta talasemi majörde RDV artabiliyor. Retikülosit düzeylerinde artış yapan durumlar neydi diye sormuşlar. Hemolitik anemi. Mesela şöyle bir vaka verirlerse size, retikülostoz var hasta da, beraberinde panstopeni var. Retikülostoz ve panstopeni hangi hemolitik anemi görülebilir diye sorarlarsa hipersplenizm. Yalnız burada hipersplenizmde splenomegali tabii ki beklersiniz. Splenomegali ve dalak fonksiyonlarını aşırı yapıyordur. Mesela burada bir de tromboz eklerlerse retikülostoz ve panstopeni, onu ileride çözeceğiz. O zaman paroksizmal noktürnal hemoglobinleri de olabilir. Yani retikülostoz ve panstopeni paroksimal noktürnal hemoglobinleri seyirinde de olabilir ama özellikle hemolitik anemiler içerisinde retikülostoz var, panstopeni var. Beraberinde de splenomegali vermişler. Mesela bu hipersplenizmde görülebilir. Retikülosit düzeylerinde azalmaya neden olan durumlar, işte verilen sorunun seçeneklerinde aplastik anemi, evet retikülostopeni yapar. Demir eksikliği, B12 ve folik asit eksikliği retikülostopeni yapar ama biliyorsunuz demir, B12, folik asit tedavi sonrasında birinci hafta civarında da retikülostoz yapabilirler. Retikülostopeni yapabilen çıkabilecek bir önemli nokta da şudur ki kemik iliğini infiltre eden hastalıklar, örneğin lösemiler, lenfomalar kemik iliğini infiltre ederse bunlar retikülostopeni yaparlar. Kemik iliği infiltrasyonu normal hücrelere yer kalmaz, retikülositler çoğalamaz. Hipokrom mikrositler anemi sebepleri sormuştu Bitus'ta. Kolay. 4 tane mikrositler anemi herkes çok iyi bilecek. Demir eksikliği, talasemi, kronik hastalık anemisi ve sideroblastik anemiler. 4 tane mikrositler anemi var. Şimdi burada özellikle beklediğim soru şu. Bunlar içerisinde hangisi dimorfiktir? Sideroblastik anemi hem mikrositler gidebilir, tamam, bazen de makrositler gidebilir. Dimorfik özelliklere sahiptir. Buna dikkat edelim. Sideroblastik anemi, evet 4 tane tipik mikrositler anemi içerisinde sayıyoruz ama aslında dimorfiktir. Makrositler de gidebilir. Gene bir soru, aşağıdaki hastalıklardan hangisi demir eksikliği yapabilir diye sormuşlardı. Gutpaşıra, hemoptizi ve hematürü var Gutpaşıra'da biliyorsunuz. Bu yüzden hemoptizi ve hematürü ile birlikte demir kaybından dolayı demir eksikliği anemisi yapabilir. Ama buna benzer çıkabilecek bir diğer soru da ülseratif kolit. Unutmayın, kronik kanamalı hastalıklar, gut pasır gibi, ülseratif kolit gibi demir eksiklenmesi yapabilir. Ülseratif kolit de kanlı ishalde demir kaybı, kronik demir kaybı. Bir başka soru, demir eksiklenmesinde demir parametrelerini sormuşlar. Herkes bunu adı soyadı gibi çok iyi bilecek. Demir eksiklenmesinde serum demiri düşer, ferritin düşer, transferin satürasyonu düşer. Üç parametre düşer. Demir, depo demir ferritin, transferin satürasyonu düşer. Artan tek şey demir, bağlama kapasitesidir. Bu da indirek olarak demiri taşıyan protein kimdi? Transferin. Boşta gezen transferini gösterir. Transferin reseptör düzeyleri artabilir. Demir almak için hücreler daha çok transferin reseptörü üretebilir. Tamam. Ama şu dördünü bileceğiz. Demir düşük, feritin düşük, satürasyon düşük, demir bağlama kapasitesi yüksek.
Bir başka, şimdi buradan çıkabilecek demirler, demir işlenmesiyle alakalı çıkabilecek soru hepsidir. Şimdi bu demir metabolizmasını düzenleyen en önemli hormondur ve görevi demirin bağırsaklardan emilimini engellemektir. Demir metabolizmasını düzenleyen, demirin bağırsaklardan emilimini frenleyen pozitif akut faz reaktanı protein nedir? Karaciğerde üretilen hepsidindir. Hepsidin demirin negatif regülatörüdür. Negatif regülatör. Ha, vücudun demire ihtiyacı varsa bağırsaklardan emilimi uyarır. Hepsinin baskılanır. Bağırsaklardan emilim artar. Ama hepsinin artarsa herhangi bir şekilde bağırsaktan demir emilimi baskılanır. Bir başka önemli nokta işte bunun benzerliği inflamatuar hastalık anemisi. Yani kronik hastalık anemisinde arkadaşlar. Nedir kronik hastalık? Aslında hastalığın kronik olmasına gerek yok. İnflamatuar hastalık. İnflamatuar hastalıklarda pozitif faz reaktan olarak hepsidin yükselir. Hepsidin de bağırsaktan demirin emilmesini engelliyor, frenliyor. O yüzden serum demiri azalır. İşte burada şunu soracaklar size. Neden kronik hastalık anemisi veya inflamatuar hastalık anemilerinde serum demiri düşüktür? İnflamasyon dağıtan hepsidin bağırsaktan demirin emilimini engeller. Başka çıkan bir soru. Demir eksikliği anemisinde periferik yayma bulguları şimdi. Hipokrom, mikrostar, anizostoz ve poikilostoz. Hipokrom soluk boyama biliyorsunuz. Mikrostar eritrositlerin küçük görülmesi. Anizostoz boyut farklı RDW'nun artmasıydı. Poikilostoz şekil farklı. Normal yuvarlak eritrosit de var. Böyle ne bileyim dolma gibi eritrosit de var. Yıldız gibi de var. Farklı böyle şekillerde eritrositler var. Bir de bir başka önemli nokta bu soruda aslında irdeledik doğru nokta. Demir eksiklenmesinde polikromazi olur mu? Polikromazi olmaz. Polikromazi indirek olarak retikülositleri gösteren hücreler. Polikromazi hemolitik anemilerde görülür. Demir eksiklenmesinde polikromazi ne zaman olur? Hadi bakalım. Demir eksiklenmesinde anemi döneminde polikromazi olmaz. Ne zaman olur? Veya ne zaman retikülostoz olur demir eksiklenmesinde? Tedaviden bir hafta 10 gün sonra. Evet, polikromazi retikülostozun indirek göstergesidir. Yani özet, demir eksiklenmesinde retikülostoz olmaz. Tedaviden sonra retikülostoz olur. Retikülositler veya retikülositler hücreler periferik yaymada polikromazik hücreler olarak görülürler. Polikromazik hücre periferik yaymada retikülostozun indirek göstergesidir. Demir eksiklenmesinde polikromazik boyanma olmaz. Tedaviden sonra polikromazik boyanma olabilir. Yetişkin bir erkek hasta anemi ve gaytada gizli kan. Anemisi varmış, gaytada gizli kan testi pozitif ile başlıyor. Öncelikle yapılması gereken nedir? Tabii ne düşünürsünüz? Demir eksiklenmesi düşünürsünüz. Anemi var. Gaytada gizli kan. Bağırsaktan kanıyor. Mutlaka gastrointestinal sistem manitesi açısından üst ve alt endoskopi yapılmalıdır. Hele bu hasta yaşlıysa özellikle manite ihtimali daha yüksek oluyor biliyorsunuz. Çıkabilecek soru şu. Beklediğim şimdi özellikle yıllardır beklediğim soru. Peki demir eksikliği anemisinde görülen ve özofagus kanser sıklığının arttığı tablo klinik senaryo nedir? Plummer-Wilson sendromu. Plummer-Wilson sendromu demir eksikliği anemisinde özofagusun proksimalinde bir web, bir zar, membran gelişiyor ve bu zamanla daha da büyüyor. Demir eksikliği anemisi derinleştikçe ve devam ettikçe ve özofagus yassı hücreli kanser ihtimalini arttıran predispozan bir faktör oluyor. Demek ki kronik demir eksikliği anemisi indirek olarak özofagus kanser sıklığında artışa neden olabiliyor veya riski arttırabiliyor. Demir eksikliği anemisinde ilk ortaya çıkan bulgu, ilk azalan ve tedavide de son düzelen parametre feritindir. Aslında şöyle bir bakalım işte buradan her zaman soru bekleyin. Sırasıyla neler düşer? Önce kemik iliği demir depoları azalır. Tabii bunu biz ölçemiyoruz. Hani ölçemiyoruz dediğim hani ilik alıp bakamıyoruz rutinde ama ölçebildiğimiz demir deposundadır. Feritindir. İlk azalan feritin. Feritin düşünce total demir bağlama kapasitesi artmaya başlıyor. Yani artık bu depo demirdeki azalmayı gören vücut demir taşıyan protein sentezini yani transferin sentezini arttırmaya başlıyor. Ve daha sonra bariz bir şekilde demir düşüyor. Transferin satürasyonu düşüyor. Neticede demir eksikliği anemisinde demir belirgin bir şekilde azalınca da protoporfirin demirle birleşip serbest eritrosit protoporfirin düzeyi artıyor. Biliyorsunuz hem nedir? Hem demir artı protoporfirindir. Şöyle bir yazalım şuraya. Hem eşittir demir artı protoporfirin. Demir olmayınca hem olmuyor, hem olmayınca hemoglobin olmuyor, anemi oluyor ama serbest protoporfirin düzeyi ne oluyor? Artıyor. Bu da ayrıyeten ekstra bir tuz sorusu. Demek ki demir eksiklenmesinde sırasıyla önce feritin düşer. Total demir bağlama kapasitesi artar. Serum demiri ve satürasyon düşer. En sonunda da serbest eritrosit protoporfirin düzeyi artar. Evet, iki tane benzer soru. Hemoglobin düşüklüğüyle gelen hastada demir düşük, demir bağlama kapasitesi de düşük ise tanınız nedir diye sormuşlar. Kronik hastalık anemisi. Açacağız bunları. Anemi ile başvuran bir hastada serum demiri yüksek. Demir bağlama kapasitesi normal. Feritin ve transferin satürasyon yüksek ise hangi anemiler düşünülmelidir? Sideroblastik anemi ve talasemiler. Şimdi biliyorsunuz 4 tane mikrostar anemi vardı. Demir parametreleri üzerinden bu 4 tane mikrostar aneminin ayrıştanısını iyi bilmek lazım. Kimdi bunlar şimdi? Mikrostar giden 4 anemimiz. Demir eksikliği anemisi, kronik hastalık anemisi, talasemiler ve sideroblastik anemiler. Şimdi demir eksikliği anemisinin demir parametrelerini iyi biliyor olacağız. Demir düşük. Demir bağlama zaten yüksek olan tek parametre bu.
Ferritin düşük, ilk azalan, satürasyon düşük ve kemik iliğindeki depolar negatif. Şimdi kemik iliğini saymazsak 4 tane kanda baktığımız parametre üzerinden demir düşük, demir bağlama yüksek, ferritin düşük, satürasyon düşük. Kronik hastalık anemisinde hatırlayın, hepsidin arttığı için inflamatuar hastalık anemisinde serum demiri düşük oluyor. Demir eksikliğiyle kronik hastalık anemisinin en önemli ortak noktası mikrostlar anemi yapmaları dışında serum demirin düşük olması. Ama diğer parametreler şöyle sarı, farklı renkte dikkat ederseniz. Kronik hastalık anemisinde diğer parametreler demir eksik anemisi parametrelerinin ters veya uyumsuz tarafında. Demir bağlama yüksek değil, düşük. Ferritin düşük değil, normal veya yüksek. Satürasyon %10'un değil, %10'un altına, yani çok ağır düşmüyor, hafif düşebilir. %10, %20 aralarına gelebilir. Ya demir düşük, diğer parametreler ters tarafta verilirse. Mesela şu ilk çıkan soruya bakacak olursak, hemoglobin düşükle gelen hastalığı demir düşük vermişler. Demir bağlama onu da düşük vermişler. Şimdi demir düşük, kronik demir eksiklenmişte nasıl? Demir düşük, demir bağlama kapasitesi yüksekti. Demir düşük, diğer parametreleri ters verince demiri düşük, demir bağlamayı yüksek yerine düşük vermiş. O zaman kronik hastalık anemisi olur. Ha, talasemi ve sideroblastik anemi, bu ikisi ise benzer bir şekilde arkadaşlar demir dahil demir parametreleri demir eksiklenmesinin tamamen tersi yönde. İşte serum demiri normal veya yüksek, düşük değil. Demir bağlama yüksek değil, normal. Ferritin düşük değil, normal veya yüksek. Tek tek saymıyoruz artık. Yine benzer bir şekilde gelen şu soruda da anemiyle başvuran bir hastada serum demiri yüksek, daha demir düşük değil, yüksek vermiş. Demir bağlama kapasitesi yüksek değil, normal. Ferritin yüksek, yani demir parametreleri demir eksikliğinin tam tersi bir şekilde verilen anemi denince iki ihtimal var. Sideroblastik anemi ve talasemi. Peki sideroblastik anemi ile talasemi birbirinden nasıl ayırt edersiniz? Bu da ileride göreceğiz. Başka bir yerde soru olarak geldi. Talasemi de hemolitik anemidir talasemi. Retikulosit yüksek olur. Yani mesela şu verilen vakada retikulostozla birlikte verselerdi anemi, demir parametreleri, demir eksiğini tam ters tarafta ver. Retikulosu yüksek, o zaman ne düşünürdük? Talasemi. Retikulosu normal verirlerse sideroblastik anemi düşünmek lazım. Evet. Alkolik ve izoniazit kullanan bir hastada mikrositler anemi var. En önemli, en muhtemel tanı. Arkadaşlar alkolizm B6 vitamin eksikliği yapabilir. İzoniazit de B6 eksikliği yapar. B6 eksikliğinde ortaya çıkan anemi sideroblastik anemidir. Sideroblastik anemi bir de şöyle sormalarını bekliyorum şahsen. Protoporfirin sentez bozukluğunda gelişen anemi. Hatırlarsanız biz demir artı protoporfirin eşittir hem diyorduk. Şimdi demir eksiklenmesinde protoporfirin tek başına kalıyordu ve kanda düzeyi artıyordu. İşte sideroblastik anemide protoporfirin sentezi bozuluyor. Protoporfirin sentezi bozulunca hem olmuyor, hemoglobin olmuyor, anem oluyor. Bu arada demir birikiyor. Nerede birikiyor? Eritroblastların çekirdeğinin etrafında ve sideroblast gelişmesine, halka imajı şeklinde eritroblastlar gelişmesine sebep oluyor. Makrostoz yapan sebepler bir tür sorusunda sormuş. İşte makrostar anemi sebeplerinden ince B12 folik asit eksikliği, kronik karaciğer hastalığı, siroz gibi. Hipotiroidizm makrostar gidebilir. Miyelodisplastik sendrom makrostar gidebilir. Hemolitik anemiler makrostar gider. Aplastik anemiler makrostar gider. Makrostar giden bir sürü anem var. Şimdi şöyle spot sorular bekliyorum. Makrostar anemi verecekler size. Kemik iliği yağlı diyecekler. Hipoplazik, kemik iliği hipoplazi ve yağlı. Hangi anemi kemik iliğinde yağlanma, hipoplazi yapar ve makrostar gider? Aplastik anemi. B12 eksikliğinde makrostar anemi olur ama kemik iliği nasıldır? Hiperserilerdir. Aplastik anemiyle B12 eksikliği, evet, her ikisi de makrostar anemi yapabilir. Ama aplastik anemide kemik iliği hiposeriler veya hipoplaziktir ve aşırı yağlanma vardır. B12 eksikliğinin kemik iliği hiperserilerdir. Böyle ilikte de dev megakaryositler hücreler görürüz. B12 vitamin eksikliğine yol açan durumlar, işte en sık sebep pernisyoz anemidir. Tamam. Diğer başta sebepler atrofik gastrit, midede atrofik gastrit olunca veya gastrektomi olunca intrinsik faktör yok. Ki benim en sevdiğim sorulardan biri de şu kronik pankreatit. Kronik pankreatitte B12'nin duodenumda ayrışmasını engellemiş oluyorsunuz. Normalde B12 ile intrinsik faktör duodenumda yapışacaklar ama R faktör, B12'ye R faktör nerede? Tükürükte veya midede yapışıyor. B12 ve R faktör beraber nereye geliyorlar? Duodenuma geliyorlar. Duodenumda pankreatik enzimler R faktöre ayrışıyor ve intrinsik faktör B12'ye yapışıyor. Beraber terminal lobdan emiliyorlar. Ama kronik pankreatitte işte pankreatik enzimler B12'nin ayrışmasını, kimden ayrışmasını engelliyor? R faktörden ayrışmasını engelliyor. B12 R faktörden ayrışamayınca da intrinsik faktörle yapışamıyorlar. Şimdi burada beklediğim bir diğer benzer mekanizmayla B12 eksik yapan hastalık Zollinger-Ellison sendromu. Diğer adıyla gastrinoma. Zollinger-Ellison sendromunda da arkadaşlar, Zollinger-Ellison sendromunda da duodenumda asidik ve pankreatik enzimler burada alkalileştiremiyor ve çalışamıyor. Dolayısıyla gene aynı şekilde B12'den R faktörü ayıramadığınız için intrinsik faktörle yapışamıyor ve megaloblastik anemi gelişiyor. Bir başka çıkabilecek soru burada. Şöyle bir temizlesek. B12 eksikliği yapan hastalık
aşırı bakteriyel çoğalma. Bağırsaklarda aşırı bakteriyel çoğalma malabsorpsiyon yapar. Bir de terminal lohumu tutan hastalıklar. Terminal lohumu tutan hastalık deyince Crohn. Ülseratif kolit terminal lohumu tutup da hani kolay kolay B12 eksikliği yapmaz. Pan kolit yapacak da bek boş ileitis yapacaksa çok nadiren biliyorsunuz. O zaman belki ülseratif kolit o zaman belki terminal lohumu tutabilir ama normalde %99 terminal lohumu tutmaz. Crohn ama en sık en önemli tuttuğu yer terminal lohumdur. Folik asit eksikliği yapan ilaç metotroksat. Tamam, dihidrofolat rediktaz enzimini inhibeder. Kuvvetle beklediğimiz soru burada. Hem B12 hem folik asit eksikliği yapan ilaç kimdir? Pemetrexed. Pemetrexed dihidrofolat rediktazı da başka enzimleri de yani hem folik asit hem B12 metabolizmasına emilimine etki eder. Her ikisinin eksiğine yol açar. Bir soru da şöyle ipuçları verilmiş. Unutkanlık. Giderek artan unutkanlık. Uzun süredir devam eden gastrik yakınmalar ve ekstremitelerde uyuşma. Şikayetli olan bir hastada en olasılığına B12 eksikliği. Gastrik, dispeptik şikayetler, kronik atrofik gastrit, intrinsik faktör olmadığı için B12 eksikliği yapar. Biliyorsunuz B12 eksikliğinde de nöroloji bulgular, sinirlerin myelin kılıf sentezi bozulduğu için unutkanlık olabilir ve ellerde ayaklarda uyuşma, periferik nöropatiler gelişebilir. Buna benzer bir şekilde aynı paralellikte çıkabilecek bir şey B12 eksikliğiyle alakalı benim hararetle yıllardır beklediğim soru. Makrostaranemi var vakada, tromboza yatkınlık var diyecekler, trombostopeni var ve aterosklerozu hızlanmış aterosklerotik değişiklikler var yaygın. B12 eksikliği. Şimdi B12 eksikliğinde biliyorsunuz homosteinin metiyona dönüşemediği için hiperhomosteinemi olur. Hiperhomosteinemi de tromboza yatkınlık olur. Homosteinin yüksekliği olduğu için homosistein folik asit eksikliğinde de B12 eksikliğinde de yükselir. Homosteinin yüksekliği bir tromboza yatkınlığı arttırır. İkincisi de aterosklerozu hızlandırır. Bir de unutmayın B12 eksikliğinde ciddi B12 eksikliğinde pansitopeni de gelişebilir. Sadece anemi olmaz. Kemik iliğinde eritrositler ciddi etkilenir. Ağır B12 eksikliğinde trombositler ve lökositler de etkilenir. Pansitopeni o yüzden hani trombositopeni. Trombositopeni yaptığı için mesela kanamaya da yatkınlık olabilir. Bak böyle çok ters köşe bilgiler olabilir. Yani B12 eksikliğinde pansitopeni ve trombositopeni yaptığı için kanama riskinde de artış olabilir. Kanama da olabilir. Hiperhomosteinemiden dolayı tromboza yatkınlık da olabilir. Her ikisi de ihtimal dahilinde.